İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da bir Ermeni kilisesi daha hazine avcıları nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Bir an lokma gözyan. Azerbaycan'ın 5 maddeden oluşan barış gündemi aslında bir Türkiye ön koşuludur. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Amasya ili. Batı Ermenistan'ın Malatya kentinde kayısı çiçeği şenlikleri başladı. Sevan Uluslararası Müzik Festivali Sevan Gölü'nün ilk halk plajında gerçekleştirilecek. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. İşgalci Türk Devleti'nin Bursa kentindeki Ermeni Kilisesi dikkatsizlik sonucu gün be gün çöküyor ve yıkılıyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Kurtoğlu mahallesindeki Ermeni Kilisesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra özel mülk olarak bir vatandaşa devredilmiş ancak yıllarca restore edilmedi ve korunmadı. Kilise çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için uzun yıllardır definecilerin hedefi haline geldi. Kurtoğlu Belediye Başkanı Ahmet Gedik, kilisenin durumunun Bursalıları da endişelendirdiğini dile getirerek kilisenin yenilenmesi ve kent turizmine kazandırılmasını istedi. Sahibinin birkaç kez satmaya çalıştığını ancak bazı sorunlar nedeniyle başarılı olamadığını vurguladı. Belediye Başkanı, yetkililerin kiliseyi satın alıp yenilemesini umduğunu dile getirdi. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'de Türkolog Diran Lokma Gözyan, Ermenistan Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki görüşmeleri analiz etti ve iki taraf diye bir şey olmadığını belirtti. Bunun nedeni en baştan herhangi bir ön koşul olmaması gerektiği durumunda dahi her konu Azerbaycan ile tartışılıyor ve onun rızasıyla kabul ediliyor. Dışişleri Bakanları toplantısına atıfta bulunan Lokma Gözyan, görüşmede Çavuşoğlu'nun kravatsız katılması nedeniyle resmi nitelikte olmaması anlamına geldiğini belirtti. Ancak aynı şeyi kıyafetleri resmi katılımın bir kanıtı olan Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı hakkında söyleyemeyeceğini vurguladı. Azerbaycan'ın son zamanlardaki saldırganlığına ve silahlı saldırılarına atıfta bulunarak düşmanın Rusların Rus-Ukrayna savaşına katılımından yaralandığını ve Azerbaycan'dan Artsakh'a giden doğalgaz boru hattının kapatılmasının aynı Nahçıvan'ın Ermenilerden tahliyesi senaryosunu akla getirdiğini ifade etti. Batı Ermenistan'ın Amasya ilçesi Sebastia eyaletinde yer almaktadır. Merkezi Amasya şehridir. Amasya verimli topraklar, bol su ve yemyeşil bitki örtüsü bakımından zengindir. 1915 yılına kadar 28.500'ü Ermeni olmak üzere 61.580 nüfuslu 1200 yerleşim yeri vardı. Johannes Lepsius'a göre 1915'te bütün Ermeniler Türkler tarafından öldürüldü. Amasya'da genel olarak tarım, hayvancılık, ipek böcekçiliği yaygındı. Halk buğday, kenevir ve meyve ağaçları yetiştiriyordu. Amasya şehrinde madenler ve şifalı çermikler bulunuyor. Amasya'da 1915 yılına kadar Sutgarabet adında bir Ermeni manastırı ve 25 kilise vardı. Kiliselerin çoğuna bağlı okullar mevcuttu. Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Batı Ermenistan'ın Malatya şehrinde Hayat Çiçek Açıyor sloganıyla gerçekleştirilen ikinci kayısı çiçeği şenlikleri başladı. Düzenlenen etkinliğin açılış töreni Sümer Park'ta yapıldı. Vali Aydın Baruş buradaki konuşmasında Malatya'nın köklü tarihinin yanı sıra zengin mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi. Kentin bu anlamda her yönüyle dünyaya tanıtılmaya değer olduğunu ifade eden Baruş şöyle konuştu. Malatya gastronomisinin yemeklerinin mutfağının tanıtılması anlamında da bu festival önem taşıyor. Bu festivalin ikincisi düzenleniyor. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu festival gastronomi festivali haline gelir. En önemli argümanlarımızdan birisi önümüzdeki süreçte yaratıcı şehirler ağına gastronomi alanında başvuru için UNESCO süreci. 27 Mart'ta kadar sürecek şenlik kapsamında kayısı çiçeği foto maratonu, Aslantepe höyüğünün gezilmesi, konserler ve coğrafi tescilli yemek yarışması gibi etkinlikler yapılacak.
Gürcistan'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği basın servisinden bildirildiğine göre 6 Ağustos'ta Sevan Gölü'nün halk plajında, 7 Ağustos'ta ise Sevan kentinin festival parkında Sevan Uluslararası Müzik Festivali gerçekleşecek. 2018'den beri festival uluslararası hale geldi ve Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve diğer ülkelerden müzik gruplarını ağırladı. Festival hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Katılmak için 31 Mart 2022 tarihine kadar aşağıdaki bağlantı ile başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Dünya Tiyatro Günü'nü kutlama fikri Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün kararıyla onaylandı. Örgütün faaliyetleri, uluslararası arasındaki dostluğu güçlendirmenin yanı sıra dünyanın tüm tiyatro toplulukları arasındaki işbirliğini genişletmeyi amaçlıyor. Tiyatro sanatı severler için Tiyatro Günü gerçek bir şenliktir. Çünkü o gün çeşitli tiyatro festivalleri ve tırnak içerisinde kültürel tapınaklarda çeşitli etkinlikler düzenlenir. Saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV salt kendini tanıtmıyor. Yıllar süren çalışmalarımız, yurttaşlarımızın ve soydaşlarımızın vatan arasındaki bağını korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tarihsel dönemde milli taleplerimize destek vermek hepimizin görevidir. Karşılaştığımız zorluklara karşı birlikte hareket edelim ve modern uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen hukuki haklarımıza kavuşalım. Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır. Batı Ermenistan, birlikte geçeceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size İlya Minasyan tarafından icra edilen Hoverkagan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.